Herkese merhaba. Burası tam bu durduğum yer. Bir adamın hayatındaki en önemli yer. Tüm ülkenin tanıyacağı bir denizcinin dünya turuna çıkışının başlangıç noktası. Kadıköy Caddebostan'dayız. Bir denizcinin hayatının değiştiği yerde. Tarih 22 Ağustos 1965. Günlerden pazar. Tam 58 sene önce burada bu koyda sabah saatlerinde demir kaldırdı Sadım Moral. 10,5 metrelik kısmet yelkenlisiyle dünya turunu başlatıyordu. Yaklaşık 3 yıl sonra geri döndüğünde onu tüm ülke tanıyacaktı. O sabah birkaç tanıdık ve hayatındaki en büyük dostu Harun Sever hariç kimsenin haberi yoktu bu yolculuktan. Daha uzunca bir sürede olmayacaktı. Yola çıktıktan tam 105 gün sonra öğrendi tüm ülke genç bir Türk denizcisinin yanında Alman asıllı eşiyle birlikte okyanuslara açıldığını. Hürriyet gazetesinin efsane yayın yönetmeni Necati Zincirkan öyle istemiş, öyle planlamıştı. Kısmet okyanusa çıkmadan haberi gazeteye basmayacaktı. Beş Aralık 1965 sabahı manşeti patlattı Hürriyet. Atlantik'te bir Türk yelkenlisi. Genç karı koca 10 metrelik tekneleriyle dünya turunda. Haber bomba etkisi yarattı. Gündemin ilk maddesiydiler artık. Sonraki 3 yıl nereye gittiler, ne yaptılarsa Sadun Boran'ın o aşina olduğumuz nükteden kalemi ve çektiği fotoğraflarla neredeyse her hafta yayınladı Hürriyet gazetesi maceralarını. Bu korkusuz ve macera perest çifti sevdi, benimsedi, bağrına bastı Türk insanı. Hatta gazetede yazılarının çıkmadığı birkaç hafta onlar için meraklandı. Başlarına kötü bir şey geldiğini öğrendiğinde ise üzüldü. Artık onlar ülkenin gözünde birer kahramandılar. Yokluk, siyasi çalkantılar, geri kalmıştık ve daha birçok sorunla boğuşan Türk insanına çok iyi gelmişti bu oralar. Adeta tüm ülkenin gurur kaynağıydılar. İmkansızlıklar ve çaresizlikler içinde yetişmiş bir nesle, bir Türk olarak isterlerse her şeyi yapabileceklerini gösteriyordu Sadun Boran. Bu belki de boynu bükük Türk denizciliğini kafasını kaldırmaya başladığı andı. 1968'de Euro döndükten sonra 12 sene dayanabildiler kent hayatına. İstanbul'un kalabalıklaşması, denizliğinin giderek pislenmesi ve doğasının hoyratça bozulmasına daha fazla dayanamadılar. 1980'e gelindiğinde Bodrum'a göçmeye karar verdiler. St. Petrum Kalesi'ni gören, Halikarnas balıkçısının evine metreler kadar yakın, sahile vuran dalga seslerinin eksik olmadığı yeni evine taşındı Sadun Bora ailesiyle birlikte. (Gülüyor) 35 yılını geçireceği Cevat Şakir'in Cova dediği Gökova hayatına girmek üzereydi. Hadi gelin, şimdi Bodrum'a gidelim.
ve Türk amatör denizciliğinin tartışmasız lideri Sadun Boru'nun izini sürelim hep birlikte. ...1976 yılında emekli olmaya hak kazandığı günün sabahında elinde istifa dilekçesi vardı Sadun Boran'ın. Emekli maaşı kazancının kat ve kat altında olmasına rağmen emekliye ayrıldı. Yıllar sonra yakın dostlarına, ben denizlerde bir ömür sürdüysem bunun bedelini misliyle ödediğim içindir diyecekti. Emekli olduktan sonra teknesi ve denizle daha fazla haşır neşirdi artık ama çocukluğunun, gençliğinin geçtiği 1940'lar, 50'ler gibi değildi Erenköy'de Caddebostan sahilleri artık. İstanbul giderek kalabalıklaşmış, yozlaşmış ve denizler pislenmeye başlamıştı. Daha fazla dayanamayıp nihai kararını verdi. Hayatının geri kalanında Akdeniz ve Ege'de, denizlerin içinde, ötesinde berisinde yaşayacaktı. 1980 yılında Bodrum'a, bu eve geldi Sadun Boru. Çalışırken balıkçı bir arkadaşı olan Bodrum'da Agah'ın ısrarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde denize sıfır aldığı evi tadilattan geçirdi, düzenledi ve kısmını da önüne koyduğu tonoza bağlayıp aynı yılın yazında Bodrum'da yaşamaya başladı. Kapısında böyle bir tabela görünce insan benzerlerinin Avrupa'da müze eve dönüştürüldüğü, özenle korunduğu, üzerine titrendiği, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gibi turistik yapılardan birine geldiğini düşünüyor. Örneğin Christoph Kolomb'un müzeye çevrilmiş olan evi Cenova'da Dante Meydanı'nda. Portekiz'deki Kaşife Anıtı'nda kendilerine yer bulan Vasco da Gama, Bartolomeo Dias, Pedro Alvarez Cabral ve pek tabii Ferdinand Magellan gibi, İngiliz kaptan James Cook, Thomas Cavendish gibi veya İspanyol Francisco Pizarro ya da Hernan Cortes ya da İtalyan Amerigo Vespucci, Marco Polo gibi. Bu isimlere verilen değerler, gösterilen imtinalar neden bizim büyük denizcilerimize gösterilmiyor? Diyeceksiniz ki bu adamların hepsi birer büyük kaşif. Hepsi dünya denizlerinde yepyeni yerler, rotalar, geçitler, hatta kıtalar bulmuş isimler. Doğru öyleler. Ama 1960'ların şartlarında ufacık, hatta tuvaleti dahi olmayan bir tekneyle sadece bir sekstant ve pusulayla eski püskü ve yetersiz haritalarla dünya turu yapmış olması Sadun Boru'yu biz Türkler için bu isimlerden daha az değerli kılmaz. Ama maalesef evinin kapısındaki tabelada meyhane yazıyor. Tıpkı bir başka Bodrumlu, Halikarnas balıkçısı Cevaş Şakir'in aynı cadde üzerinde birkaç yüz metre ötedeki evinin de köfteci olması gibi. Dünyayı teknesiyle ilk kez dolaşmış Türk olan Sadun Boru'nun evinin meyhane olarak hizmet veriyor olması ne onun ismine, ne ülke denizciliği ve denizleri için verdiği amansız mücadelelere, ne de Türk denizciliğine yakışıyor. Evin içine girince, dar koridorlu avluda sizi duvara asılmış ve boruların dünya turunu özetleyen bir pano karşılıyor. Her ne kadar soğumuş da olsa hala çok güzel. Merdivenden çıkıp da alt salona girdiğinizde müşterilere hizmet veren mutfakla karşılaşıyorsunuz. Evin her katına, balkonlarına ve sahiline masalar konmuş.
Duvarlarda Sadun ve Odo Boro'nun özellikle ilk dünya seyahatinde çekilmiş ve Pupa Yelken kitabında da yer alan onlarca fotoğrafı var. Odalar ise erzak deposu olarak ya da bir işlemler için kullanılıyor. Sadece en üst katta bir tek odayı olduğu gibi korumaya almışlar. Sanki lütfeder gibi. Odanın duvarında sizi Sadun Boro ve efsane tekne Kısmet'in birer fotoğrafı karşılıyor. Ufacık odanın ortasında duran sehpanın üzerinde ondan bir iki kitap ve dergi, bir eski dolabın üzerinde eğreti duran televizyon ve gramofon, duvara asılı birkaç gazete kıpırı, birer yanda iki koltuk ve eski bir abajur. İşte koskoca Sadun Boro'dan geriye kalan. Kendi kendime söyleniyorum. Neden sen de herkes gibi karada, sıcak evinde rahat oturmasın diye. Ama biliyorum ki aradığım hayat budur ve onsuz yapamam. Cemiyetin iğrenç itirazları yerine bazen bir ejderha gibi kudurmuş, bazen nişanlı bir kız kadar uysal, denizle ve tabiatla mücadele. Bu mücadeleyi başarınca insanın duyduğu has, cemiyetin hangi parası, pulu, mevki, şöhretiyle mukayese edilebilir? Tehlikeli ise alın yazısı. Onu kimse değiştiremez. Ecel zamanı gelince nerede olursak olalım, ama rahat döşeğimizde, ama açık denizde, fırtınanın koynunda gelip seni bulacaktır elbet. Zaten onun için teknenin adını Kısmet koymadık mı? Sadun Boro. Bu kitabı yazmamın ana sebebi, Türk amatör denizciliğinin tartışmasız ve doğal lideri olan Sadun Boro'nun hem denizler için, hem Türk denizciliği için, hem de Türk doğası için vermiş olduğu mücadeleyi, emekleri ve bu uğurda harcanmış koca bir ömrü, ondan sonra gelecek bütün gençlerin, bütün kuşakların bilip öğrenmesi için. Bütün amacım bu. Çünkü Sadun abi, denizleri hakkıyla seven, gerçekten seven ve ormanlarıyla, bütleriyle, koylarıyla korumaya çalışan, Gökova, Hisarönü, Göcek gibi yerlere dokunulmaması için çok ciddi, büyük, meşakkatli mücadeleler veren bir adam, bir isim.
Bu yüzden bilinmesi gerekiyor. Hatta sevgili amiralimiz Cem Gürdeniz'le de konuştuğumuz gibi fikir onun fikridir. Sadun Bora'nın okullarda özellikle denizci yetiştiren, Türk donanmasına subay yetiştiren okullarda bir ders olarak okutulması Sadun Bora'nın isminin daha okullarda bilinmesi gerektiği yönünde. Ben de bu görüşe çok yürekten, içten katılıyorum. Onun için Sadun abinin hayatıyla ilgili uzunca bir süre araştırma, arkasından da onun gönül dostlarıyla, kadim dostlarıyla, 40-50 yıllık arkadaşlarıyla bir araya gelerek edindiğim bilgiler neticesinde bu kitabı oluşturdum. Şimdi birazdan Gökova'ya, Sadun abinin 35-36 yıl yaşadığı yerlere gideceğiz. Göreceksiniz ki oradaki koylardaki, büklerdeki, ormanlarda, patikalarda Sadun abinin izi her yerde. Öyle bir yaşam kurmuş ki ismi yetiyor oraların korunması için. Bütün yöre halkı müthiş bir sevgi ve saygı besliyor Sadun abiye. Ve Sadun Bora varlığıyla Gökova'yı yıllarca korumuş. Benim gördüğüm odur. Birazdan Gökova'da Sadun Bora'nın izini sürmeye başlayacağız. 1980 ile 2015 arası yaklaşık 35 sene yaşadığı Gökova'nın koylarında, büklerinde, ormanlarında, patikalarında neler yaşadığını, hayatının nasıl geçtiğini, ömrünün neredeyse üçte birlik kısmının nasıl yaşandığının peşine düşeceğiz. Sadun Bora'nın izini sürmeye başlıyoruz.